Selamünaleyküm arkadaşlar. 20. hafta dersimize hoş geldiniz. Bu haftanın konusu relative clause yani sıfat cümleciklerimizdir. Türkçe'de sıfat cümle yapısı olmadığı için bu konuyu anlamakta biraz zorluk çekebiliriz. Ama endişe etmemize gerek yok çünkü bugün niteleme sıfatlarından sadece özneyi niteleyen sıfat edatlarını göreceğiz. Yani yavaş yavaş kısım kısım gideceğiz ve bu anlamda anlamamız daha kolay olacaktır. Peki bu edatlar cümleye nasıl bir anlam veriyor? İlk önce onu görelim. Şurada bir örneğimiz var. Örnek üzerinden gidecek olursak bakalım. Look, bakmak manasındadır. Peki look fiilinin başına ben niteleme edatı olan that edatını getirirsem ne olur? Look that, bakan anlamına gelir. Bak that look, bakan anlamına gelir. Gördünüz mü? Look'un yani bakmak fiilinin sonundaki make, mak gitti. Yerine isim yapan en an eki geldi. Bakan oldu. Kim bakıyor peki? Üçüncü tekil şahıs. O yüzden fiilimizin sonuna da s takısı getiriyoruz. That looks. Bakan. Bakan kişi kim? Biri bakıyor. Üçüncü tekil şahıs. Yine bakın burada sit fiilimiz var. That sits. Yaptık biz bunu. Ne oldu? Oturan, oturmak değil de oturan. Kim oturuyor? Üçüncü tekil şahısımız oturduğu için de sit demedik, sits dedik. Yani fiilimizin sonuna s takısını getirmiş olduk. Peki bizim niteleme edatlarımız sadece that'ten mi ibaret? Tabii ki hayır. Niteleme, birçok niteleme edatımız vardır. Fakat biz bugün sadece who, which ve that'i öğreneceğiz. Çünkü günlük kullanımda sıkça biz bunlarla karşılaşıyoruz. Bunları öğrenmek şu an için yeterli olacaktır. Bu niteleme edatları eğer bir özneyi niteliyorsa mutlaka kendisinden sonra fiil gelmek durumundadır. Aksi halde manamız yanlış olur arkadaşlar. Peki bu üç tane niteleme edatımız neleri niteliyor? Who niteleme edatımız sadece şahısları niteler. Yani who edatından önce bir şahısın, bir insanın gelmiş olması gerekiyor. Which edatımız ise sadece cansız varlıkları niteler. Yani which edatının niteleyeceği öznemiz, which edatından önce gelen özne cansız bir varlık olmalıdır. That edatı ise hem canlı hem de cansız varlıklarda kullanıldığı için bizim sıkça kullanmayı tercih edeceğimiz bir edattır. Bu niteleme edatlarının yapısı nasıl olur? Yani özneyi nitelendirdiğimiz niteleme edatlarının kullanıldığı cümlenin yapısı nasıl olur? İsim artı tanımlama edatı yani relative clause dediğimiz niteleme edatı artı cümle yani niteleme edatından sonra gelen fiil. Şimdi şöyle bir şey var. Türkçe'de hiç Türkçe derslerinizde illaki karşılaşmışsınızdır. Öznesi sıfat tamlaması olan cümle. Biz işte bugün tam da bunu işliyoruz. Öznesi sıfat tamlaması olan cümleyi işliyoruz arkadaşlar. Biraz sonra gelecek örnekler daha iyi anlayacaksınız. Yine bakınız burada bir şeyimiz var. Niteleme edatı kullanılan bir kelime var. Düşünmek fiilini biz ne yaptık? That thinks düşünen ya da who thinks düşünen şeklinde yapabiliriz öyle değil mi? Sormak başına that getirdik. Bakın that ask. Soran veya who asks soran şeklinde yapabiliriz. Şimdi peki tam anlamıyla niteleyelim. Biraz önce neleri gördük? That ve bu niteleme edatları bir fiilin başına geldiği zaman nasıl çevrilir biz onu gördük. Şimdi niteleyeceğimiz kelimeye görelim. Bakınız eve giden adam. Şimdi bir adam ama nasıl bir adam? Eve giden adam. O zaman biz evvela ne yapacağız? Nitelediğimiz kelimeyi kullanacağız. Nitelenen kelime burada nedir? Adamdır. O zaman the man, adam. Nasıl adam? That goes home. Eve giden adam. Gördük mü? Bakınız. Eve giden adam. Peki burada cümlemiz tamam oldu mu? Tamam. Eve giden adam da.
Eve giden adam ne yapmış yani? Bana ne eve giden adamdan? Demek ki burada öznenin yükleme eksik. Öyle değil mi arkadaşlar? Bakınız, eve giden adam bir cümlenin öznesi konumunda değil mi? Evet, bir cümlenin öznesi konumunda. Mesela eve giden adam ne yapabilir? Eve giden adam hasta olabilir. Eve giden adam yemek yiyor olabilir. Eve giden adam yatıyor olabilir. Şimdi şurada bir örnek verdik. Daha şöyle bir not düştüm buraya, birlikte okuyalım. Nitelenen kelime yani mevsuf ve niteleyen cümle yani sıfatımız birleşerek bir başka cümlenin öznesi olabilir. Ki olmak durumunda zaten biz özneyi niteliyoruz, öyle değil mi? Bakınız, the child, çocuk, who is, nasıl çocuk, hasta olan çocuk. Bakınız, who is burada niteleyen cümlemizdir, öyle değil mi? Yan cümlemizdir. Niteleme edatı nedir? Who'dur. Hasta olan çocuk is hot. Neymiş? Sıcaktır. Hasta olan çocuk sıcaktır. Bakın, cümle askıda kalmadı. Dedik ki hasta olan çocuk ateşlidir, sıcaktır şeklinde cümlemizi tamamladık. İsim cümlemizi tamamladık. Evet. Bir başka örneğimiz var burada, bakınız. Evde oturan çocuk hastadır. Şimdi bakınız, evde oturan çocuk hastadır. Burada evde oturan çocuk vermiş ama ben bunu hastadır şeklinde tamamladım. The child, çocuk. Nasıl çocuk? That sits, hasta olan, oturan. Nerede? At home, evde. Evde oturan çocuk, bakın evde. Otur, an. Anı ne verdi? That verdi. Evde, otur, an, çocuk, is ill, hastadır. Şuradaki terkipleri birlikte kuralım arkadaşlar. Düşünen adam. Kim düşünüyor? Adam. O zaman ne yapacağız? Evvela nitelediğimiz kelimeyi zikredeceğiz. The man, adam. Şimdi biz bu adamı who, which, that niteleme edatlarından hangisiyle niteleyebiliriz? Who ile niteleyebiliriz, öyle değil mi? Çünkü kişidir. That ile niteleyebiliriz. Çünkü that'i hem canlı hem de cansız varlıkları niteler. O zaman who ya da that, things şeklinde kullanabiliriz. Peki think demedik de neden things dedik? Çünkü düşünen kişi üçüncü tekil şahıstır. O yüzden fiilimizin sonuna s takısı gelmiştir. Peki which'e örnek verelim. Burada örneklerime bakabilirsiniz arkadaşlar sizler. Giden araba. Kim gidiyor? Araba gidiyor. O zaman arabayı hemen zikredelim. The car, araba. Nasıl araba? Burada who mu getireyim yoksa which mi getirmeliyim arkadaşlar? Araba canlı mı, cansız bir varlık mı? Tabii ki cansız bir varlık. O yüzden biz neyi getireceğiz? Cansız varlıklar için kullanılan which edatını veya hem canlı hem de cansız varlıklar için kullanılan that edatını getirerek niteleme yan cümlemizi kullanacağız. That goes ya da which goes, giden araba şeklinde niteleme edatlarımızı kullanmış olacağız. Sıfat cümle edatları. Şimdi biraz önce bunlardan bahsettim aslında. Tekrar bir tekrar niyetin niteliğinde yapalım. Tekrar edelim. That neyi niteliyormuş? Hem canlı hem de cansız varlıkları niteliyor. O zaman cümlemize bakalım. The man that goes, giden adam. The flower that falls, düşen çiçek. Düşen çiçek. Bakınız, hem çiçeği cansız bir varlık, canlı bir varlık. Hem de man, düşen çiçek derken hem çiçek cansız bir varlık hem de man canlı bir varlık olarak adamı nitelemiştir. Which'e gelelim. Which ne yapıyordu? Sadece cansız varlıkları niteliyordu. O zaman biz burada which'le man'i mi niteleyeceğiz, flower mı niteleyeceğiz? Cansız bir varlık olan flower'ı niteleyeceğiz. Bakınız, the flower which falls, düşen çiçek. Who ne yapıyordu? Sadece canlı varlıkları nitelediği için the man who does, who goes, giden adam şeklinde
canlı varlık olan men'i nitelemiştir bu edatımız. Şimdi biraz önce aslında biz bunun örneğini verdik ama tekrar verelim. Yürüyen adam şeklinde cümlemizi kuralım. Yürüyen adamı biz neyle kuracağız? That'le kurabiliriz, who ile kurabiliriz. Bakınız, the man that walks, the man who walks. Peki duran arabayı ne yapacağız? That'le ya da which'le kuracağız, öyle değil mi? The car that stops ya da the car which stops şeklinde kuracağız. Bu örnekleri kendiniz verirsiniz arkadaşlar, yaparsınız. Sıfat cümle edatından sonra gelen fiilin bir de zaman problemi var. Bakınız, şimdi niteleme edatından sonra gelen fiili biz birinci haliyle, yani yalın haliyle mi, yoksa ikinci haliyle, yani geçmiş zaman haliyle mi kullanacağız? Bunu cümlenin akışından anlayacağız arkadaşlar. Mesela eve giden adam nerede derken, biz eve giden adam nerede cümlesini duyduğumuzda geniş zaman mı, geçmiş zaman mı anlayabilir miyiz? Sadece bu cümleden tabii ki anlayamayız. Fiilin bu cümlenin ya öncesine veya sonrasına bakmamız gerekiyor. Ama bize sadece böyle bir cümlenin Türkçesi verildiğinde biz bunu "Where is the man that goes home?" şeklinde, goes şeklinde fiilin yalın halini, yani birinci halini, şimdiki zaman ifade eden halini, ya da "Where is the man that went home?" şeklinde go fiilinin ikinci halini getirebiliriz. Bir sakıncası yoktur. Ama eve giden adam öldü dersek, bakın eve giden adam öldü. Ölmek fiili öldü. Bakın di, geçmiş zaman eki. Eve giden adam gitmiş, sonrasında da ölmüş. O zaman biz eve giden adam derken the man that goes mu diyeceğiz, went mi diyeceğiz? Evet, tabii ki went diyeceğiz, çünkü gitmiş, sonra da ölmüş. Yani önce gitmiş, sonra ölmüş. Geçmiş zaman. The man that went home, eve giden adam died, öldü. Biz bunun went mi, goes mu geleceğini nereden anladık? Did fiilinin geçmiş zaman past olduğundan anladık, öyle değil mi? Peki şöyle deseydik, eve giden adam yiyor. Eve giden adam yiyor. O zaman şöyle getirebilir miydik? The man who goes, burada bakınız goes şurada ne oldu? Bir yanlışlık oldu. Evet. The man who goes home is eating. Eve giden adam, bakınız burada goes fiilinin geniş zaman ekini getirebiliriz. Eve giden adam yiyor şeklinde kullanabiliriz. Ama eğer cümlede past, cümlenin past olduğunu ifade eden açık bir ibare varsa, o zaman mutlaka fiilin ikinci halini getirmemiz gerekiyor arkadaşlar. Evet, bu haftanın kelimelerine geçelim. Friend, arkadaş. Please, lütfen. Innocence, masum. A few, birkaç. A few'e dikkat edelim. Bakınız, birkaç. Birkaç ne diyor? Birkaç, yani birden fazla bir şey var, öyle değil mi? O zaman biz birkaç anlamı veren bu a few'den sonra gelen ismin mutlaka çoğulunu getirmek zorundayız. Yani a few'den sonra tekil isim gelmez, çoğul isim gelir arkadaşlar. Tree, ağaç, real, gerçek, true, doğru, difficult, zor demek. Yani bu kelime hep isim cümlesiyle kullanılır. Phone, telefon, easy, kolay. Pass, yanından geçmek. Bu fiil geçişli bir fiildir. Geçişli fiil demek ne demek? Yani nesneyi edatsız alabilen demek. Edatsız, kendisine nesne alabilen demektir. Lie, yalan söylemek veya yalan anlamında, isim anlamı da vardır. Attack, saldırmak. He attacked me, o bana saldırdı. Bakın bu da geçişli bir fiil. Yani edat almadan nesne alabiliyor kendisine, edata ihtiyaç duymadan. Dream, rüya, hayal, rüyada görmek. I dreamed of you, seni rüyamda gördüm. Bakınız, void, oylamak ya da oy.
Worry, endişelenmek. Reach, ulaşmak, erişmek demek. Ve bu da geçişli bir fiildir. Reach the phone, telefona ulaş. Search, aramak demek. For prepositionıyla kullanılır devamlı. Bunlar ikisi ikili bir takımdır, yani birbirinden ayrılmaz bir bütünlük hal ifade eder. Searching for the book, kitabı aramak gibi. Power, güç, kill, öldürmek. Who doesn't make a mistake makes nothing. Hata yapmayan, bakın hata yapmayan hiçbir şey yapmıyordur. Şimdi burada dikkat ettiniz mi? Who niteleme edatı var. Who doesn't make a mistake? Hata yapmayan biri kim? Üçüncü tekil şahıs. O zaman bu aslında şöyle olabilir mi? Bunu şu şekilde kullanabilir miyiz? A man, kişi, who doesn't make a mistake, hata yapmayan kişi, is making nothing, hiçbir şey yapmıyordur. Bu şekilde olur mu? Olur. Öyle değil mi arkadaşlar? Evet. Bu haftanın şu if you search dream ile ilgili bilgileri yukarıda verdim. Tekrar burada zikretmeme gerek yok. Bu haftanın diyaloğuna geçelim. How many brothers have you got? Two brothers and one sister. And you? I haven't got any brothers. Just one sister. Bu haftanın şarkısı ise ekranda verilmiştir. Dersimiz bitmiştir arkadaşlar. Allah'a emanet olun.